Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Demin bir video daha çektim. Titan'la alakalı bir video çektim. Şimdi videoyu kapattım ve kapattıktan hemen sonra Bitcoin gerçekten çok büyük bir düşüş daha yakaladı. 5500 dolarlardan bahsetmiştim bir önceki videomda. Yani nereden baksanız 15 dakika 20 dakika önce çektiğim videoda ve an itibariyle 4500 dolara geriledi. An an izledim ve takip ettim ve bir önceki videoda bahsettiğim kaldıraçlı işlemlerle alakalı bir güncelleme videosu çekmek istedim hemen. Önceki videomdan, yani 20-25 dakika önceki videomdan şu ana kadar kaldıraçlı işlemlerle ortalama 46 dolarlık bir kar elde ettim. Bunu nasıl kar ettim diye soracak olursanız ben ekran görüntülerini sizlerle paylaşıyor olacağım ekranda. Fakat şöyle de gösterebilirim, ne kadar gözükecek bilmiyorum. Bitcoin düşerken de kar edebildiğim bir durum oluştu ve sizlerle paylaşmak istedim. Sizlere her videoda kaldıraçlı işlemlerin ne olduğundan bahsetmek istemiyorum. O yüzden kaldıraçlı işlemleri anlattığım ve açıkladığım, neleri kullandığım, hangi platformları kullandığımla alakalı burada bir videom yer alacak. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Fakat video içerisinde küçük bir güncelleme yapayım. Eğer kaldıraçlı işlemleri kullanıyorsanız, telefonunuzdan aktif bir şekilde kullanmak istiyorsanız ve çok basit bir arayüzde kullanmak istiyorsanız, ben şahsi olarak SnapX'i kullanıyorum. SnapX'e kaydolmak istiyorsanız da açıklamalar kısmında linki kesinlikle var. Bu linkten üye olursanız uygulama içerisinde kullanılan Snap puanlarından siz de kazanıyorsunuz, ben de kazanıyorum. Bu sizin daha az komisyon ödemenize, daha az fee ödemenize, hatta fee ödememenize sebep oluyor en azından belli bir süre için. O yüzden üye olmak istiyorsanız linki açıklamalar kısmında var. Nasıl işlem yapıyorum diye soracak olursanız da ufak bir ekran kaydı başlatarak sizlere gösterebilirim. Sonrasında SnapX'in yeni yarışmasından sizlere bahsetmem gerekiyor. Hemen ekran kaydımı başlatıyorum sizlere. Evet, ekran kaydımın geldiğini düşünüyorum. Şu an hesabımda 146 USDT, yani 146 dolar var ve ben şu an için şu taktiği kullanıyorum. Örneğin gördüğünüz gibi grafiğim 1 dakikalık grafikte kullandığım bir Moving Average ve RSI indikatörü var. Bunları hemen sizler için tekrardan açıyorum ve iki indikatör de devreye giriyor. Bu indikatörlerin nasıl kullanıldığını da anlattığım videom var. Bütün her şeyi anlattığım videom var açıkçası. Onu da buralara ekliyor olacağım. İzleyebilirsiniz. Benim kullandığım iki indikatör de bu. Gördüğünüz gibi 1 dakikalık baktığımda 5600'lerden 4500'lere kadar gerileyen, hatta 4400'ü gören bir Bitcoin grafiği karşımda. Benim için önemli olan tablo şu. Bollinger Bands'te, yani yukarıdaki indikatörde, indikatör üst tavanı aştıysa ve aynı zamanda da RSI 70 derecesinin üstüne çıktıysa 1 dakikalık grafikte bu benim için kesinlikle düşecek demek oluyor. Bu yüzden bu iki indikatörde aynı an yakaladığım zaman, ki bir yandan da bakıyorum, yakalarsam sizlere göstereceğim, hem tavanı geçtiyse hem de 70'i geçtiyse RSI'da hemen bir satış, yani short pozisyonu açıyorum. Şu an için Bitcoin'in seviyesi çok seyrek olduğu için, çok ani hareketler yapabildiği için ortalama 20 dolarla oynuyorum ve kaldıraçımı Onyx olarak seçiyorum. Fakat duruma göre stop loss'umu ve take profit'imi değiştirebiliyorum. Çünkü erken patlamak istemiyorum. Çok ani bir hareketle patlama potansiyelim çok yüksek. Aynı şekilde de Bollinger Bands'te, yani yukarıdaki indikatörde, alt tabanın altına düştüyse ve aynı zamanda da RSI'da 30 sınırının altına düştüyse bu benim için kesinlikle yükselecek demek oluyor. Bu yüzden de böyle bir durumda hemen alış kısmına gelip yine ortalama şu anki pozisyonumla alakalı 20 dolar ve Onyx kaldıraçta işlem yapıyorum. Onyx kaldıraç benim için daha az riskli oluyor. Çünkü şuralarda gördüğünüz gibi, hemen ekranıma paylaşayım, karlı işlemler var fakat ard arda patlayan çok ufak işlemler var. Ve bunların ortak noktaları ne diye soracak olursanız 25x kaldıraçla işlem yapıyor olmam. Çok ince bir bant aralığı var. O bant aralığına değdiği an stop loss'tan patlıyorum. O yüzden gördüğünüz gibi sadece dakikalar içerisinde 3 işlemden 60 dolar kaybetmişim. Fakat şükür ki bunu telafi edebildim ve rahat bir şekilde videoyu çekebiliyorum. O yüzden bu işlemlerden kazanabileceğiniz gibi kaybetme potansiyeliniz de gerçekten çok yüksek. O yüzden dikkatli işlem yapın. Ben 1 dakikalık işlemlerde bu taktiğimi kullanıyorum. Sizlere bildirmek isterim. Sık sık hafta içerilerinde bir video yapmak istiyorum kaldıraçlı işlemlerle alakalı, canlı canlı nasıl yaptığım, nelere dikkat ettiğimle alakalı. Çünkü burada teorik olarak anlatmaktansa video içerisinde işlem yaparken aklıma yeni şeyler de geliyor ve onlardan da bahsediyorum. O yüzden takipte kalmayı unutmayın diyerek ekran kaydımı durduruyorum. Şimdi gelelim SnapX'in yeni yarışmasına, yeni ticaret yarışmasına. Adı Dünya Ticaret Şampiyonası, 2020 Dünya Ticaret Şampiyonası. Çok büyük ödüllerin yer aldığı, gerçekten güzel ödüllerin yer aldığı ve çok uzun sürecek fakat kendi içerisinde dörde bölünmüş bir yarışmadan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle ilki bu ay içerisinde başlıyor. Başlangıç tarihini tam olarak sizlere söyleyeyim.
17 Mart'ta başlıyor. Bugün ayın 13'ü. Yani yaklaşık 3-4 gün sonra başlıyor. Buna birinci seri adını veriyorlar. Bunun ikinci serisi var. Yani Haziran ayında olacak. Üçüncü serisi var. Eylül ayında olacak. Ve dördüncü büyük finali var. Bu da Aralık ayında olacak. Yani yılın bitiminde olacak. 2020'yi kapsayan devasa bir ticaret şampiyonası denebilir. İlki dediğim gibi 17 Mart'ta başlayacak. 31 Mart'ta sona eriyor. Ve bu yarışmaya katılmanın koşullarını şu şekilde sizlerle paylaşabilirim. Öncelikle kayıt olmak ki dediğim gibi açıklama kısmında benim linkim var. Oradan çok rahat bir şekilde ekstra ödüller kazanarak Snapex'e üye olabilirsiniz. İkincisi KYC onayınızı yapmak, yani kimlik onayınızı yapmak ki bununla ilgili bir videom da var tabii ki de. Ona da buralardan gidebilirsiniz. Üçüncüsü depozito yatırmak, yani içeride işlem yapmak için bir meblağ yatırmak. Bu da minimum 50 dolarlık bir işlem olması gerekiyor. Yani 50 dolarlık, 50 USDT'lik bir depozito yatırmanız gerekiyor. Bunu kullanacak olsanız da kullanmayacak olsanız da hesabınıza en az 50 TTL'lik bir depozito yapmanız gerekiyor. Ve son olarak da en az bir işlem gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor. Ki videolarımı izliyorsanız da umarım beğeniyorsunuzdur bu tarz kaldıraçlı işlem yaptığım videoları daha doğrusu. Merak ediyorsanız ufak bir meblağ ile yatırım yapıp işte 50 dolar gibi bir işlem gerçekleştirmelisiniz bu yarışmaya katılmak için. Bu arada ben bu detayları Snapex'in support kısmından bir makaleden sizlerle paylaşıyorum. Bu makaleyi siz de kesinlikle okuyun eğer yarışmaya katılacaksanız veya detaylarını tamamen öğrenmek istiyorsanız. Bunun linkini de açıklama kısmına koyuyor olacağım. Bilmeniz gerekir sadece. Yarışmanın ödül sistemi basit aslında. Tamamen katılımcı sayısına göre 3'e ayırdıkları bir bölüm var. Eğer katılımcı sayısı 2000'in altında olursa toplamında 21.000 TTL'lik, yani 21.000 dolarlık bir ödül dağıtacaklarını söylüyorlar. Eğer 2000 ile 4000 arasında olursa 28.000 dolarlık bir ödül dağıtacaklarını söylüyorlar. Ve eğer 4000'in üzerinde katılımcı sayısı olursa toplamında 35.000 dolarlık bir ödül havuzu olduğunu söylüyorlar. Bu listeye girebilmek için, bu yarışmada kazanç sağlayabilmek için, yarışmada derece yapabilmek için yapmanız gereken tek şey tabii ki de kaldıraçlı işlem yapmak. Yapacağınız işlemlere göre ve elde edeceğiniz ROI'ye göre sizleri belli bir derecelendirmeye koyuyorlar ve bu derecelendirmeye göre de büyük ödüllerden payda payda ödüller alabiliyorsunuz. Nasıl diye soracak olursanız onunla ilgili de bir kısım olduğunu hatırlıyorum. Mesela makalede günlük ROI sıralaması ve ödülleri diye bir kısım var. Tabii ki burada katılımcı sayısına göre değişkenlik gösterilebilen bir kısım yer alıyor. Eğer ortalama 1 ile 499 kişi arasında bir katılımcı sayısı olursa ve derecelendirmeye girerseniz toplamında 3000 TTL'lik bir ödül var. Bu da bu 500 kişiye ya da kaçıncıysanız derecenize göre sizlere dağıtılıyor. Aynı zamanda katılımcı sayısı 4000'in üzerinde olursa da toplamında 85.000 TTL'lik bir ödül havuzundan bir parça sizin oluyor, tamamen derecenize ve ROI'nize göre. Peki 4 farklı kısımda oluyor dedik. Nasıl oluyor işte Mart'ta, Haziran'da vesaire? Her sezonda, yani Mart'taki sezonda, Haziran'daki sezonda ve diğer sezonda bu dönemler bittikten sonra belli bir derecelendirme çıkıyor karşıya. Ve bu derecelendirmede bir dereceye sahipseniz büyük finalde daha büyük bir ödül için yarışıyorsunuz. Ve yanlış hatırlamıyorsam da bu büyük final bir yerde gerçekleşecek diye hatırlıyorum. Her 3 ayda bir yarışmanın kazananları Snapex'in hem çevrim içi hem çevrim dışı ticaret yarışmasını ev sahipliği yapacağı grand finale katılma hakkı sağlayacak. Ayrıntılar ileri zamanda paylaşılacak. Artık nasıl bir final organizasyonu olur bilmiyorum. Fakat meblağların ve ödüllerin çok yüksek olduğu, deneyebileceğiniz, kendinizi geliştirmek için bir fırsat olabilecek bir yarışma aslında karşınızda. O yüzden tekrardan söylediğim gibi açıklamalar kısmında yer alan Snapex üyelik linkimden Snapex'e üye olabilirsiniz. Hem bu sizin telefonla işlem yapmanızı, telefonla kaldıraçlı işlem yapmanızı sağlayacak, kolaylaştıracak. Hem de yeniyseniz kaldıraçlı işlem sektöründe, kaldıraçlı işlem platformlarında demo hesabını kullanarak gerçekten bu işi öğrenebileceğiniz, gerçek parayla oynamayacağınız, demo hesapla oynayabileceğiniz bir platform Snapex. Katılmayı, kaydolmayı ve detayları okumayı, incelemeyi kesinlikle unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aynı zamanda kanalıma abone olmayı ve herhangi bir sorunuz varsa veya beni desteklemek istiyorsanız yorum bırakmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.